أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتكم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم
ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bizim hane böyle Kur'an ziyafetiyle açıldı. Bismillah dedik, Kur'an-ı Kerim'le karşıladık sizleri. Ve selamların en güzeli Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerlerimize olsun. Bu güzel güne bizleri ulaştıran, sizlerle buluşturan, kelam ismiyle konuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yepyeni bir gün, Ramazan-ı Şerif'in 15'ini yaşadık. Ne kadar hızlı geçiyor mübarek, ne kadar güzelliklerle dolu dolu geçiyor. Ama çok hızlı gidiyor, hüzünleniyoruz gidiyor diye. Ama başı rahmet, ortası bereket, sonu mağfiret demiştik. Rahmet bölümünü bitirdik, bereket bölümünün de ortasına geldik. İnşallah Rabbim hakkıyla yaşayanlardan eylesin. Çok değerli konuklarım var efendim. Hafız, programcı, Şam-ı Şerif grubun başkanı, aynı zamanda çok değerli bir hocamız Zekiel Asali Beyefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ve çok değerli bir dostum. Bugün Arapça dil eğitiminden bahsedeceğiz. Kur'an dili biliyorsunuz. Aynı zamanda da dil olarak çocuklarımızın, bizlerin öğrenmesi gereken çok önemli bir eğitim. Ve bunu bu konuda uzman bir değerli dostum. Aynı zamanda Zeki Bey'le diyaloğumuza da yardımcı olacak. Çünkü Arapçaya çok hakim birini çağırmam gerekiyordu. Değerli hocamız, aynı zamanda Ravdakis Müdürü Sayın Müzeyyen Güldemir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Ayrıca o da hafız. Tabii iki hafız da ben böyle utandım, böyle tek başıma kaldım. Estağfurullah. Muhteşem bir şey gerçekten. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah iyiyiz. Öncelikle herkese bu mübarek günde Ramazan-ı Şeriflerini kutluyorum. İnşallah Rabbim kabul eder hepimizin oruçlarımızı, amin, ibadetlerimizi. Allah razı olsun. Tabii ki hocamız çok güzel okudu. Bir anda aklımızı aldı, götürdü buradan. Böyle. Ayetler müthişti. Müthiş. Anlamak müthişti. Müthiş. Anlayarak dinlemek çok güzel bir şeydi. Tabii. Hangi ortamda olursan ol, anlayarak dinlediğin zaman tüm böyle tüylerimiz bedenin, tüylerin diken hücreler oluyor. Hücreler ayakta. Aynen o şekilde. Evet. Gerçekten çok güzel ayetler geçti ve tabii ki bunu anlamanın hazzını her zaman yaşıyoruz elhamdülillah. Evet, elhamdülillah.
Tabii ki anlamadan da böyle insan huşurluysa huşu hissediyor, fakat anladığı zaman çok daha farklı bir şey oluyor. O esnada bir silkeleniyor. Burada Allah bana böyle demişti. Yani ben bunu bugün yaptım mı veyahut da yapacak mıyım? Evet. Yani çok güzel bir şekilde. Allah razı olsun. Cezakumullahu hayır. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Elhamdülillah günümüze bu şekil güzel başlamış olduk. Başladık. Güne bomba gibi başladık inşallah. Evet, evet. Zeki Bey ile tanışmamızı Müzeyyen Hanım vesile olduğu için, özellikle de Arapçaya hakim olduğu için bugün birlikteyiz. Çünkü Müzeyyen Hanım'ın bir anaokulu var ve Türkiye'de ilk defa dil eğitiminde, özellikle Arapça ve İngilizce'de küçük yaş grubunda dil eğitiminde, tabii biz Kur'an dili olması dolayısıyla çok önemsiyoruz ama normal hayatta da dünyada çok yaygın olarak kullanılan bir Arapça dilimiz var. Biz önem vermemiz gerekiyor. Niçin? Bakın, kitabımız bir, hani dünyanın en garip şeyi şudur diyorum ben, yeryüzündeki en garip ve saçma şey bir insanın mensup olduğu dinin kitabını okumaması ve anlamaması. Bu yeryüzündeki evet. en garip bir şey ve maalesef ülkemizde yaşanıyor. Yani hangi Müslüman evladı alıp Kur'an-ı Kerim'i açtığında anlayarak okumaya çalışıyor? Buna gayret ediyor. Bu önemli bir sorudur hayatımızda. Bunun için dil eğitimi çok önemli. Evet. Tabii ki diyalog için de çok önemli. Tabii ki global bir dünyadayız artık. Yani her yerde kullanılan bir dil. Bunun için çok önemli. Ama özellikle küçük yaşta bunun öğrenilmesi çok önemli. Bunun Kesinlikle. İçin Rauda Kids kuruldu. Evet. Biz de onu anlatıyordum. Gecesi düzenlendi efendim. Gecesinde de Zeki Bey, ben de sunumunu yaptım çünkü çocukların da telaffuzlarına hayran kaldım. Zeki Bey orada Kur'an tilavetiyle ve Şam-ı Şerif gecesiyle o güzel geceyi çok daha renklendirdi. Çok güzellikler kattı. Biz de orada tanıştık, dedi ki programımıza davet edelim, kaçırmayalım evet. değerli hocamızı. O yüzden bugün buradayız. Yıl sonu gösterimiz. Neden böyle bir gösteri düşündünüz, onu da sormak Neden istiyorum. Böyle bir gösteri düşündüm? Tabii ki Rauda Kids her şeyin ilklerini gerçekleştiriyor çok evet, şükür. Evet, çok yani, şükür. Yani güzel bir program düzenledik. Önce çocuklarımızın doğaçlama neler öğrendiğini çok güzel bir şekilde orada ailelerimize sergiledik. Güzel bir iftar yemeği sonrası. Daha sonra Şam geceleri adı altında, yani ailelerimizin de farklı kültürler neler yapıyor, farklı kültürler evet. nasıl kendilerini ifade ediyor. Ediyor evet. Orada tabii ki çok enteresan şeyler tabii ki yaşamış olduk. Evet. Sizinle daha paylaşma fırsatım olmadı ama mesela tef ve müzik eşliğinde hani Allahümme salli veyahut da evet. hani farklı ilahiler söylendiği zaman farklı semazenler, evet. renkli semazenler biliyorsunuz onlar döndü. Onlara özgü şeyler. Yani orada bunu eleştiren bazı ailelerimiz, velilerimiz çıktı mesela. Yani nasıl böyle bir şey olabilir, hani nasıl ilahi eşliğinde bu şekilde şey yapabilir, ama işte yani onda bir haramlık söz konusu olmadığı için evet. aslında öyle evet. bir haram yok, yani onunla tefle veyahut da müzikle ilahi söyleyemezsin diye bir haramlık yok aslında evet. ama tabii ki o kültüre sahip olmadığımız için farklı geliyor bizlere veyahut da hani bazı kişilere diyeyim evet. Yani biz de bunu göstermek istedik, hani onların kültüründe de bunlar var. Bizim kültürümüz de olmayabilir ama anlayışla her şeyi karşılamamız gerekir. Tabii. Yani şimdi Şam geceleri yaptık. Seneye bakalım farklı Arap ülkelerinin gecelerini yapabiliriz. Yani İnşallah. Sürekli ailelerimize açılım gibi. Evet yani. Çünkü herkes gerçekten farklı kültürleri lanse ediyorlar. Ama bizim de en azından kardeşlerimizin, İslam ülkelerindeki kardeşlerimizin nasıl yaşadıkları, Tabii. nasıl bir kültüre sahip oldukları, bakın muhteşem bir tilavet. Evet. Muhteşem. Kesinlikle. Muhteşem. Yani. Sur nereliydiniz acaba? Nerelisiniz? Min feyn entum? Tesel. Nahnu min Dimashq al-Asima. Min Suriye. Şam bölgesinden. Evet. evet Şam'dan, geldiler. Suriyeli Şam'dan geldiler evet. kendileri. Burada yaşıyorlar. Emtac ce'tum hana? Ataytu min sana ve şehr takriben. Bir yıl bir ay oluyor. Geleli. Evet, geleli. Evet, bir çat pat bir Türkçe var değil mi biraz? Sadece teşekkür etmeyi biliyorum. Çok güzel bir teşekkür ederim de şarkısı. Şarkısı var. Onu söyleyelim şarkı inşallah. Demeyelim, hani ezgi tarzında ezgi güzel bir ezgi hazırlamış. Teşekkür kendisi, ederim. Kendi Türkiye. Yazaraktan çok, çok güzel bir sanatçı. Yani gerçekten hem kendi yazıyor hem kendi söylüyor.
Öyle bir Türkiye'ye teşekkürlerini, minnetlerini, tüm Arapların minnetlerini sunacak çok güzel bir şarkı yazmış. Peki Suriye'deki o sıkıntılardan dolayı mı oradan gelmişler? Onları yaşamışlar mı? Onu sorabilir miyiz? O Suriye'de hani olaylar... Yani min ejlo fi Suriye yani yücret meşakil entum etitum ve lah. Onları görmüşler mi? Ana kuntu fil mu'taqal yani fil sejen min ejl sevra Suriye. ويعني خرجنا في الجبال ركضنا أنا وزوجتي في الجبال يعني هربنا الحمد لله حتى وصلنا إلى لبنان ومن لبنان إلى تركيا كم عشتم في جبال كم أيام بقيتم يعني ثلاثة أيام ونحن نمشي في الجبال حتى وصلنا إلى بلد آخر نيدر hiç sormamıştım ben kendimde şimdi söyleyince evet, şaşırdım. Suriye deyince benim aklıma hemen geldi. Kendisini tabii ki içeri almışlar. Bir müddet hapiste kalmış. Daha sonra zulüm çıkınca, gördü yani. Evet, ondan sonra dağlardan kaçarak Lübnan'a geçmişler. 3 gün boyunca orada sığınmışlar dağlara. Kendisi o ekiple birlikte mi? Bir ekibi vardı. Yok yok, ekip tabii değil. Farklı ayrıca. Eşi ve çocukları. Yani kendi hikayesi bu. Eşi ve çocuklarıyla bu şekilde daha sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de kendi işini devam ettiriyor. O zulümden kaçtılar yani. Tabii tabii. Yani bir de orada tabii ki hani çok şey yapmak istemiyorum ama hani nizama ait olmayan insanlara özellikle bu tarz hani dini yönden hoca ve vesaire olanlara daha fazla zulüm baskı yapılıyor. Var tabii. Zulüm. Yani zulüm zâde ala şa'b Suri. وأصبح النظام يلاحق كل إنسان صاحب هدف صاحب رسالة. Zulüm çoğalınca diyor en fazla da diyor hani böyle dindar insanları ve hani hafız bu işi yapanları yapma evet. Yani İslam'ı yayanları daha fazla onlara zulüm ediyor. وخصوصا أني أكتب الشعر وأنشد يعني النشيد الثوري. Tavan yani ya huskum haksa. Yani kendileri de yani Saura'yı destekleyen şiirler yazdığı için ve söylediği için tabii daha fazla bu tarz. Evet. Yani o her yerde aslında öyle bir evet, şekilde evet, olur. Yani, evet maalesef. Bir zulüm görmüşler yani. Rabbim tabii. Yardımcısı olsun inşallah. Tabii. Ama çok güzel ezan okuyor. Evet, ezanı da okutacağız muhteşem, inşallah. Muhteşem ezan okuyor Zeki Bey. Yani muhteşem. Hani biz o gün gemideydi gösteri. Denizin ortasında. Hani boğaz böyle ezanla inledi. Hani gerçekten efendim ben muhteşemdi. Ezanı ikinci bölümde mi okuyalım? İnşallah. Yani, bir o zaman bir suremizi daha okuyalım. Güzel bir suremizi daha dinleyelim sizden. Neden? Bir suremiz suremizi daha dinleyelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, gerçekten çok güzel. Anlamak gerçekten çok güzel dediğiniz gibi. Siz okulda da ana sınıfından itibaren 3-4 yaştan itibaren çocuklara Arapça dilini ve İngilizce dilini öğretmeye başlıyorsunuz. Nasıl faydaları var? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi öncelikle okulu açmamızın ilk nedeni olaraktan anlatayım. Evet. İlk nedeni tabii ki kesinlikle Kur'an-ı Kerim'i anlamak. O kadar önemli bir şey ki şu anda okumuş olduğu ayetten dolayı gerçekten kalbim titredi yani. Bunu bir rahatlıkla evet. söyleyebiliyorum. Evet. Gerçekten evet. kalbim titredi. Çünkü o kadar güzel ayetler geçti ki orada. Evet. Bunu en baş nedeni bu şekilde çocuklarımız anlayarak büyümeleridir Arapçanın. Arapça olarak açmamın nedeni. Tabii ki konuşma dili olaraktan da çok güzel. Şu anda herkesle çok rahat bir şekilde evet. konuşuyorum. Çok evet. rahat bir şekilde işlerimi halledebiliyorum. Tercümana ihtiyaç duymuyorum. Doğrudur. Bir sürü yani istediğim ülkeye rahat bir şekilde gidebiliyorum. 3-4 dil, 4 dil konuştuğumuzdan dolayı maşallah. Gidebiliyoruz. Evet. İstediğimiz yani dil çok önemli. Yani gerçekten hayatımızda dilin önemi çok fazla. Fakat Arapça dilinin tabii ki iki önemliliği var bizim için. Biri Kur'an dili tabii ki en önemlisi. Daha sonra bir de konuşma dilimiz dili. Olduğu evet. için ve bütün komşu ülkelerimizin Arap olması hasebiyle de şu anda umumi Arapların da zaten ülkemizde olması hasebiyle de çok önemli bir dil bizim için. Bunu düşünerekten ana dili şeklinde küçük yaşta çocuklarımızın öğrenmesini düşündük. Tabii ki bunun nedeni de kendi 3 kızım olmasından evet, dolayı, onlardan çok dolayı. Çok tatlı 3 kızı var. Bize yanılımı öpüyorum onları buradan. Allah bağışlasın. Yani kızlarımın bu şekilde büyümesi olaraktan biz aslında böyle bir şeye girdik.
Yani diğer insanlar da bundan yararlansın, diğer insanlar da çocuklarını öğretebilsinler. Yoksa ben her halükarda bir Arap ülkesine zaten onları yani öğreterek de büyütebilirdim. Fakat amaç tabii ki sadece ben olmamalı, biz olmalı. Çok doğru. Daha sonra diyelim ki böyle bir iş yapalım. Hani anaokulundan başlataraktan bunu yapalım. Çünkü dillerin evet. nasıl öğrenebildiğine çok hakim bir insan olaraktan bunu söylüyorum. Gerçekten ve ben hayran kaldım sevgili izleyiciler. O veda töreninde o çocuk Arapça yarışma yaptılar. Yani hocanın sorduğu soruları o grup anladı ve cevap verdiler Arapça olarak. Muhteşem bir şeydi. Hele telaffuz. Şimdi ben ilahiyatçı da olduğum için hani biliyorum az çok işi. Evet. Tabii sizin kadar hakim değiliz. Çünkü siz özel Mısır'da değil mi? El Eser Üniversitesi'nde. İlkokulu Suudi Arabistan'da. Evet yani hani bizden Mısır'da çok daha okudum. Hakim Müzeyyen Hanım. Mısır'da, Suudi Arabistan'da bu işin artık hani özü yani hani nedir tam yerinden aldı. O yüzden o telaffuz yani ben hayran kaldım. Sizi tebrik ediyorum. Hocalarımızı tebrik ediyorum. Hocalarımız zaten Arap değil mi? Ondan da biraz bahsedebilir miyiz? Hocalarımız Arap. Kaç Arap hocamız var? Her sınıfta bir Arap, bir Türk öğretmenimiz var. Evet, yani hocamız var. Arap öğretmenimiz sabahtan akşama kadar çocuklarla Arapça konuşuyor. Normal haliyle, normal ne yapıyorlarsa faaliyetlerindedir, yemelerindedir, içmelerindedir. Hep tamamen Arapça. Arapça konuşuyor. O yüzden çocuklar çok fazla tamamıyla Arapçaya hakim oluyorlar. Özellikle 2-3 sene bizde olan çocuklar tamamıyla şakır konuşuyorlar. Şakır Arap evet, gibi gördüm. Konuşuyorlar. Gördüm, hatta kendi aralarında evet. oyun oynarlarken de Arapça konuşuyorlar. Arapça oynuyorlar. Yani evet. Öğle saatleri var. Mesela 6 yaş grubumuzun. Maşallah. Tamamen diyoruz yarım saat Arapça konuşacaksınız. Tabii ki onunla onlar mecbur Arapça kalıyor tabii konuşurken. Mecbur kalıyor. Tabii ki biz bunları hep böyle ödüllerle şeylerle tabii ki geliştiriyoruz. Tabii. Onların yöntemleri var. Hani çocukları konuşturabilmenin. Eğitim için. Eğitim evet. için. İnşallah. Yani çok şükür bu arada Kur'an'ı da bayağı bir anlıyorlar. Yani okurken falan o kadar çok kelimeye kalıyorlar ki kızlarım bile bir sürü yani anne burada küçücükler bunu demiş, şunu onlar, mu demiş, ne demek istemiş. Yani bir sayfada en az 8-9 tane kelime yakalıyorlar. Daha da fazla yakalıyorlar evet. bazen. Maşallah. Yani bazı çocuklar var mesela 6 yaş grubunda. Şimdi benimkiler daha küçük kızlarım. Tabii 4 yaşında sizinkiler. Onlar yani 6 yaş grubunda annesi velilerimiz diyor yani resmen nedir Kur'an'ı tercüme ediyor. Aynen öyle tercüme Maşallah. Ediyor. O kadar çok anlıyor ki bana anlatıyor diyor. Çok şaşırıyor tabii Maşallah. Ki aileler. Ailenin de tabii ki Arapça bilmesi çok önemli. Bu konuya değineceğiz ama kısa bir reklam aramız var. Peki. Ailenin Arapça bilmesi çok önemli ama ben baktım bugün o yarışmada aileler anlamadılar çocuklar kadar. Onu bahsedeceğiz efendim. Evet. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra bu güzel sohbet devam edecek inşallah. Efendim devam ediyoruz. Ne demiştik? Ailelerin de bilmesi çok önemli dedik. Reklama gittik. Tabii ben baktım efendim orada bir Arapça yarışma oldu. Çocuklar muhteşem. Yani inanın ben bir de bazı kelimeleri anlamadım. Ben çoğunu anladım ama sonra ben velilere sordum. Kaç kişi anladı? 2 kişi parmak kaldırdı. Çünkü çocuklar o kadar hakimler ki anne babalarından daha da hakimler. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu dile bizim gerçekten çok büyük bir önem vermemiz gerekiyor. Ailenin bilmesi de çocuğun gelişmesi için çok önemli öyle değil mi? Tabii ki yani aile bildiği zaman çocuğunun ne kadar öğrendiğini de görüyor. Yani Tabii. bilmediği zaman çok fazla şuna hakim olamıyor. Çocuğumuz hani ne kadar öğrendiğini diye hakim olamıyor. Fakat tabii ki bilmiş olsa biliyor ki ne kadar çok neler öğrendiğini daha iyi görebiliyor. Ama biz de bu şekilde programlar yaparak çocukların neler öğrenebildiğini onlara gösteriyoruz bir şekilde. Aileler çok mutlular, memnunlar çok, elhamdülillah. Çok memnun kaldım, yani evet. Gerçekten biz de çok çok mutluyuz. Biz daha fazlasını tabii okulda görüyoruz her zaman. Yani çocukların kendi aralarındaki olan konuşmalarıdır. Hepsi, yani biz daha fazlasını görüyoruz. Ayrıca İngilizce'de de hakeza bir dili öğrenen çocuk diğer dilleri çok daha rahat öğrenebildiği için çocuklar hemen algılıyorlar. Yani şu anda İngilizce'de de çok çok iyi derecede konuşabiliyorlar. Sorduğun soruyu anlayıp cevap da verebiliyorlar.
Yani iki dili bir arada, üç dili bir arada rahat bir şekilde, küçük bir çocuk rahat bir şekilde öğrenebilir. Zaten evet, maşallah. 12 dili bir çocuk 6 aydan 6 yaşa kadar 12 dil ana dili olaraktan olabileceğini konuşabiliyorlar. Tabii konuşabilir, ha. 12 dil. Bu ispatlanmış, tıbben kanıtlanmış bir bilimsel bir kanıt. Bu üç dili de gerçekten elhamdülillah çok güzel bir şekilde öğretiyoruz. Tabii yani bunun aileler hani şey yapmasınlar, kafası mı karışır çocuğun Arapçayı öğrenir, dilimi kesinlikle, bozulur kesinlikle. Diye bir şey düşünmesinler. Hiç konuşamayan çocuklar böyle konuşamıyor, telaffuzsuz geliyor bazen. Diyorlar yani bu çocuk daha Türkçeyi konuşamıyor, nasıl Arapçayı konuşacak değil. Bir konuşuyorlar, üçünü birden konuşuyorlar hakikaten. Maşallah. Yani hatta Arapçayı daha önce konuşuyorlar Türkçeden bazen. Birçok kelimeyi daha sonra bakıyorsun ki hepsini çok rahat bir şekilde telaffuz ediyor. Çözmüş. Çocukların tamamen telaffuzu Arapça, tamamen Arap diliyle konuşuyorlar. Kur'an'ı da hakeza Arap diliyle okuyorlar, tamamen Arapça bir şekilde. Çok şükür. Yani Arapçanın küçük dilde, küçük yaşta öğrenmesinin en büyük faydalarından biri de telaffuz normal oluyor, sahih oluyor, doğru bir şekilde çıkartıyorlar. Yani daha sonra öğrenilmiş bir dilde mutlaka aksan veyahut da hani bir gramer yapısını düşünerekten konuşma vesaire olduğundan dolayı daha zor. Ama çocuklar küçük yaşta öğrendiği zaman oturup hani burada ne olması gerekiyordu, nasıl bir gramer geçmesi gerekiyordu diye düşünmedikleri için kafalarına ne geliyorlarsa onu direktmen konuşuyorlar. O yüzden bir de telaffuzlar sahih oluyor, tam Arap gibi oluyor gerçekten. Güzel bir şey Allah tabii razı ki. Allah razı olsun inşallah. Elhamdülillah. Biz bu sene farklı bir şey daha düşündük çocuklara inşallah önümüzdeki sene için. Çocuklara Zeki Bey böyle ses dersi verecek. Ha, şan dersi gibi. Ses dersi, Kur'an ses Kur'an dersi. Sesi. Kur'an'ı daha böyle tilavetli okuyacaklar. Hani makamlı okuyacaklar. Bravo. İnşallah. Çok güzel inşallah. O da küçük yaştan başlıyor aslında. Küçük yaşta ne alan güzel okuyorlar. Insan o insanın kalbi titriyor böyle. Çocuklara onu öğreteceksiniz. Evet, evet inşallah. Güzel, isteyen inşallah. Ailelerimiz, maşallah. İsteyen velilerimiz. Süper. Ses dersi de alacak. Bunu ilk defa yine biz yapacağız inşallah aileler, Türkiye'de. Aileler alacaklar. Yok isteyen aileler çocuklarına aldırtacaklar. Belki kendileri de isterlerse ne olacak? Onlara da kendileri isterse onlara da açarız bir sınıf onlara da özel bir sınıf hani açarız. Hani ben okumayı biliyorum ama çok güzel böyle insanların kalbi titresin okurken deyip güzel okumak isteyen olabilir. Onlara da o ses dersini verebilir aslında değil mi Zeki? Tabii kesinlikle. Hafta sonları zaten büyük ailelerimiz için ve büyükler için kursumuz devam ediyor. Arapça kursumuz. Geliyorum ben Hüseyin Hanım. Ona göre bana bir yer ayırın. İnşallah çocuklara nasıl öğretiyorsak, nasıl direkt beyine giriyorsak aynen evet. O şekilde büyüklere de aynı sistemle öğretiyoruz. O yüzden büyükler de bayağı bir yararlanıyorlar bu Arapça eğitimimizden elhamdülillah. Çok güzel, Allah razı olsun. Ama Kur'an eğitimini bu sene ses eğitimini düşünüyoruz çocuklar için çok inşallah. Çok değişik olmuş. Bunu da ilk defa biz yapacağız okulumuzda. Aslında gerçekten çok önemli bir şey. Yani insanlar bunun eğitimini almak için yurt dışlarında eğitim almaya gidiyorlar. Yani evet. Özellikle Mısır'da çok fazla bunu evet. Eğitimini almaya gidiyorlar. Tam yerinden gelmiş zaten. Yani kendisi de Suriye'den geldi. Tam yerinden geldi. Yani Allah bize gönderdi. Evet. Aslında çok ilim gönderdi bize. Biz bu ilmi almalıyız. Yani her şeyde bir hayır vardır. Her şerde bir hayır vardır. Yani ben ilkokulu açacağım zaman Arap öğretmenleri Mısır'dan getirmeyi planlıyordum. Mısır'dan getireyim kendim de orada okuduğum için. Orada bir çevremiz olduğu için. Daha sonra Suriye'nin bu halinden tabii ki Suriyeli öğretmen her taraf bayağı bir evet. Öğretmen. Oluştu. Yani daha kolaylaştı işimiz bu yönde ama inşallah Rabbim Suriye'nin de evet, halini düzeltir, feraha evet. Çevirir. İnşallah herkes kendi ülkesine sağ selamet bir şekilde döner. En doğrusu onlar bu da, zaten. Evet. Ya yani onları ülkesinden kaçırmak istiyorlar zaten. Onlar da zaten burada çok hani gerçekten çok çok rahat değiller. Ülkelerinde çok rahatlardı. Yani evet, yaşamlarını bildiğim tabii, için Suriye'de tabii. De kaldım ben bayağı. Tabii. Kalmıştım. Yani çok rahat bir hayatları vardı. Çok güzel hayatları vardı. Herkesin ailesi hala orada. Yani aileden bir fert geldiyse, bir aile geldiyse diğer bütün akrabaları hepsi hala orada. Evet. Bize sık sık anlatıyorlar tabii ki oradaki yaşadıkları
olayları sık sık içindeyiz. Yani Allah inşallah feraha olsun. Çevirsin inşallah onları soralım, da. Soralım burada nasıl hayat düzenini kurabilmişler mi? Neler yapıyorlar? Bir grup var değil mi? Ondan bahsedelim. Ma zatefalun hunak fi yani fi İstanbul hel entum yani müstaddin huna yani fi rahatkum ve keyfi yani entum huna. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ana ateytu min sana ve kalil yani ila Türkiye. وسكنت في الفاتح في شارع اسماعيل اغا اسماعيل اسماعيل اغا بقيه العثمانيين يعني واسست فرقه شام شريف جروب الحمد لله ونحن نتعاون مع الاتراك الاخوه الاتراك وكانوا بالفعل يعني نحن مهاجرون وكنتم انتم الانصار الحمد لله رب العالمين لذلك انا كتبت قصيده وانا اكتب بعض الكلمات يعني كتبت قصيده في شكر تركيا ان شاء الله İstanbul'da Fatih'te yaşadığını söyledi. Düzeni kurdular. Düzenlerini kurdular. Bu Şam-ı Şerif grubunu kurdular. Burada Türkler de Araplar da tabii bayağı bir insan hani yaşayanlar çağırıyorlar. Programlara katılıyor. Ondan sonra yani kurdular düzenlerini. İzleyicilerimize de söyleyelim. Düşünenler olursa düğün işleri için, sünnet için Şam-ı Şerif grubunu davet edebilirler inşallah. Evet. Çok güzel Kur'an okuyorlar ama. Çok ve güzel. Gösteri de çok güzeldi. Gösterileri de çok güzel. Harikaydı yani, maşallah. O programa katılanların hemen hemen hepsi istediler böyle bir şey. Evet. Düğünlerinde yaptırtmak tabii, vesaire. Tabii sünnet düğünlerinde de çok güzel çok olur. Çok güzel olur. Gerçekten evet. Muhteşem. لو سمحتم لي يعني نحن هنا في تركيا ننشر لغة القرآن لغة اللغة العربية وأنا أشكر مدرسة روضة كيدز يعني أنها تهتم باللغة العربية والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أحب العربية لثلاث لأني عربي ولأن لغة القرآن عربية ولأن لغة أهل الجنة في الجنة عربية فلذلك الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قرآننا واحد ولغتنا واحد إن شاء الله وربنا واحد وسيجمعنا الهدف الواحد عربا وأتراكا ومن كل الفئات والأصناف إن شاء الله صحيح شكرا diyor ki bizi Allah buraya boşuna göndermedi diyor. Yani bizi burada bir şeyler yapmamız ve bizim dilimizi, Kur'an dilini ve Kur'an'ı yaygınlaştırmamız için gönderdi. Evet. Her şeyde bir hayır vardır. Vermiş, yani bizi o yüzden buraya gönderdi. Ravdah Kids olaraktan da size çok teşekkür ediyoruz. İşlerin en hayırlısını yapıyorsunuz. Çocukları küçük yaşta öğretiyorsunuz. Evet. Peygamber Efendimiz dedi ki Arapları üç nedenden dolayı sevin. Bir, ben Arap olduğum için, iki, Kur'an dili olduğu için ve cennet dili olduğu için, evet, cennete gideceklerin dili olduğu için üç nedenden dolayı Kur'an'ı sevin, Arapçayı sevin diyor Peygamber Efendimiz. Yani biz de Arapçayı sevdiriyoruz ve sevdirmeyi inşallah hedefliyoruz. İnşallah. Gerçekten yani hedefimiz bizim çok açık, çok net. Biz bunun için biliyorsunuz bütün çocukların yaş grubuna göre kitaplarımızı kendimiz çıkarttık. Evet, tamamen konuşma, yazı ve diğer tüm çocukların yaşlarına göre yapabilecekleri faaliyet tüm maşallah kitapları Arapça olaraktan biz çıkarttık. Aynı zamanda İngilizce kitaplarını da kendimiz çıkarttık, kendimiz yazdık. Ve melhaz ahar من أهمية اللغة العربية أن الله سبحانه وتعالى اختارها لخطاب عباده بهذه اللغة فقط. Bir de Allah Teala yani Arapçayı hani Arapça insanları Arapça olarak konuşması için Arapçayı seçti hani Kur'an dili olarak da. Evet. Hani bilmiyorsak da öğreneceğiz öğrenelim tabii ki. Evet. Yani nasıl ki Allah bize şu fırsatı verdi 12 dil 6 yaşına kadar ana dilin olabilir diye verdiyse bu evet, zekayı bu vermiş fıtratı bize de şu düşüyor demek ki aileler olaraktan bize de anne baba olarak şu düşüyor. Çocuklarımızı gerçekten küçük yaşta öğretmemiz gerekiyor ki onlara ana dil şeklinde olsun. Tabii. Büyüdükten sonra tabii ki öğrenmek çok güzel. Fakat aynı şekilde öğrenemiyorsun. Benim birçok arkadaşım var konuşabilen fakat Kur'an'ı anlayamıyorlar. Evet. Küçük yaştan beri öğrendiğimizden dolayı biz Kur'an'ı anlayabiliyoruz. Yani böyle bir şey var. O yüzden kesinlikle küçük yaşta öğrenilmeli kesinlikle diyoruz. İnşallah. Hiç kimse ağır gelir çocuğumuza öğrenemez diye düşünmesin. Ve emr-i muhim el-ahar enne fi Türkiye tu'teber min ula'l-bilad elleti tahfaz el-Kur'an-kerim.
ومع ذلك الأساتذة الذين يدرسون القرآن لا يجدون التحدث باللغة العربية. Diyor ki aslında dünyada en çok Kur'an'ı ezberleyen ülke, ezberleten ülke Türkiye. Fakat bununla birlikte anlamayan da Türkiye. Yani böyle bir çelişki var yani. Ezberleten fakat anlamayan Türkiye'de Türkiye. En çok Türkiye'de ezberleniyormuş. Evet. Hafız olarak yetiştiren. Ana veledi aydan Enes, veledi Enes hafıza fil kursu Türkiye el-Kur'an bi 4 eşhur elhamdülillah. Oğlu Enes Türkiye'de 4 ayda Kur'an'ı ezberledi. Maşallah. Yani nerede? İsmail Adam mı? Florya. Florya'da bir kursta öğrenmiş. Daha kendim de almadım nerede maşallah, öğrendiğini. Yani çok güzel hizmetler veren insanlar var. Yani Florya'da 4 ayda hafız yetiştirmiş. Ama tabii altyapı var şimdi. Şimdi bir dakika. Bir de onu da söyleyeceğim. Hafızlık için Arapça çok önemli bir olay gerçekten. Evet, yani onu da söyleyeceğim. Evet. Çünkü ben kendim de hafızlık yaparken 8 ayda yaptım. Evet. Nedeni de Arapça bildiğimden dolayı daha kısa sürede tabii ki ayetleri birleştiriyorsun. Çünkü orada ayeti okurken anlıyorsun ki ondan sonra bu gelmesi lazım. Özellikle kısa ayetlerinde bir kere okurdum. Baştan sona okurdum. Evet. Sanki hikaye Rahman anlatıyormuşum suresi. Gibi. Hemen ezberlemişsin Rahman suresi. Yani Rahman suresi hafızlığımın bir kısmını ben Suudi Arabistan'da yapmıştım. Evet. Orada biz tahfizül Kur'an okulları var böyle maşallah. İlkokuldan itibaren hafızlık yaptıran. Ne kısmetlisiniz. Yani çok hızlı bir şekilde gerçekten insanlar hafızlığını yapabilirler. Yapabilir, hiç korkmasınlar. Biz bu şerefi beynimizde taşıyalım. Yani evet. Yeter ki niyet edelim. İstemek çok önemli. Kesinlikle istemek çok önemli, yapmak çok önemli. Yani istemek ben sadece istemek yetmez. Bir ara ben de başlamıştım. Araya bir şeyler girdi ama bir tekrar beni şevklendirdiniz. Tekrar hafızlık çalışacağım. Bana bir şevk geldi. Şimdi izleyicilerimize de gelmiştir eminim. Yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde yapamam demeyin. Bakın işte hafızlar ve oğlum 4 ayda öğrendi diyor. Maşallah barakallah. Ezberledi. Ezberledi yani öğrendi. Hadi onun oğlu Arapça biliyor 4 ayda. Bilmeyen de olsun. 8 ay 1 yıl. Hadi yani, 1 yılınızı Allah rızası için verin tabii, yani. Kesinlikle çok güzel bir şey hafızlık. Ama devam ettirmek de çok önemli bir şey. Sadece yapıp bırakmamak gerekiyor. Yani hayatımızın sonuna kadar biz bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Şey amr mudhak fil mahallat Türkiye vel muessasat. Yani يسألون لماذا لا تتكلم اللغة التركية؟ فأنا أجيبهم أنتم لماذا لا تتكلمون العربية؟ Yani genelde neden Türkçeyi öğrenmediniz diye soruyorlarmış kendisine. O da diyor ki siz aslında hani Arapçayı biraz daha hızlı siz öğrenmeniz lazım Arapçayı. Evet. Doğru ama tabii ki Türkiye'de yaşadığı için de Türkçeyi öğrenmesi gerekiyor bu arada. Aslında lazım çok doğru. Bir Müslüman olarak Kur'an diline hakim olmamız lazım. En önemli birinci vazifemiz bu. Evet, ey Türk genci birinci vazifen Kur'an'ı öğrenmek ve anlamaktır diyorum ben de burada. Evet kesinlikle. Evet, çok önemli ama bizi bundan uzaklaştırmışlar. Biliyorsunuz. Yani uzaklaştırmışlar diye biz de ama oturup tabii uzak ki, durmamamız tabii gerekiyor. Tabii ki durmayacağız. Yani, bu sisteme hayır diyeceğiz ve kendimizi kodlayacağız inşallah. Yani şimdi tabii ki zamanında olan şeyler her zaman olup bitmiştir. Ama yani benim babam kaç yıl önceydi sağ olsun Allah bin kere razı olsun. Allah razı olsun. Daha 30 yaşlarında Suudi Arabistan'a gidiyor. Kendisi üniversiteye orada giriyor. Biz de o zaman 6 kardeşiz. Yani bizi de alıyor oluyor. Oraya gitmeden önce benim yaşım küçük olduğu için okula giremeyeceğimden dolayı 2 yaş beni büyütüyor. O kadar uğraşıyor ki 2 yaş beni büyütmek için. Sırf orada ilkokula gireyim. Ne kadar kalacağımız belli değil. O okulu bitirene kadar ben de Arapçayı öğreneyim öyle döneyim diye. Ve bütün kardeşlerimi hepimizi okula sokuyor. Maşallah. Ve gerçekten ana dilimiz gibi öğreniyoruz. Yani o zamanın zamanında da özellikle milli görüşçü olan babalarımız bin kere razı olsun. Allah razı yani olsun. Çok önemsiyorlardı tabii. Bu Arapçayı, dini şeyleri. Tabii ki. Önemseyeceğiz. Önemsiyorlardı ve çocuklarına da veriyorlardı bunları. Yani demiyorlardı ki ay çocuğum çok yorulur, ay çocuğum çok küçük. Çok küçük. İşte. Biz mesela servisle kaç saatlik yere giderdik. Kaç yaşındaydım? Daha 4 yaşındaydım ama hem olsun. De Arap okulundaydım. Hiçbir Türk yok. Tek başıma okulda sınıf
sınıfta. Ama evet. Yani sınıflarımı da çok çok iyi derecelerle geçiyordum. Maşallah. Çünkü bir anda zaten kaç ayda öğrendim Arapçayı ben kendim de bilmiyorum ama çok hızlı öğrendim. Ondan sonra Rabbim da ana dilim oldu yani. Zaten o Kur'an dili olduğu için Rabbim ona yöneleni yardım ediyor. Kesinlikle. Bir de öyle var. Ama bu ülke maalesef, tabii ki bunları biz oturup ah ah demeyeceğiz, ne yaparız diyeceğiz ama maalesef Kur'an'ın yasakladığı günleri gördü. Maalesef Kur'an'ları ahırlarda okuyanları gördü bu ülke. Çünkü Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalıştılar. Kur'an'dan soğutmaya çalıştılar. Ama Rabbim izin vermedi. Elhamdülillah şimdi ilkokullarda, elhamdülillah şimdi rahatlıkla öğreniyoruz. İnşallah daha da öğrenelim, daha da yaygınlaşsın. Bu Kur'an'a hizmet çok önemli. Evet. Sizin yaptığınız budur. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çok önemli bir tavsiyesi. Bulunduğunuz dilden başka bir dil daha öğrenin. Kesinlikle. Bu bir önemli tavsiyedir. Kesinlikle. Çok önemlidir. Bunun için çocuklarımızın mutlaka donanımlı olması lazım. Kesinlikle. Yani sadece Arapça değil. Yani tabii, Arapça bizim tabii ki hani ana dilimiz gibi öğrenmek istediğimiz bir şey. Tabii lazım. Türkçemizi de çok seviyoruz. Tabii yani ki. Kesinlikle elhamdülillah hani Türkçemiz de var. Türkçeyi de konuşuyoruz. Evet. Kendimize ait dilimiz de var. Çok şükür hani bu da çok, çok güzel bir şey. Ama tabii ki onun yanı sıra kesinlikle dünya dili, insanlarla iletişim kurabilmek için evet. İngilizce çok önemli. Yani çok. O yüzden İngilizceyi de müfredatımızın içerisinde çok yoğun bir şekilde veriyoruz. Yani Arapça tamamen ana dili gibi öğretiyorsak İngilizceyi de çok iyi derecede konuşabilecek şekilde, evet. Anlayabilecek şekilde, yani sorulara cevap verebilecek şekilde. Şimdi mesela ortaokuldan mezun bir çocuk İngilizce konuşamıyor. Kaç yıl İngilizce görüyor? Çok kötü. Üzülüyoruz yani. Çok kötü. Bu çocuk yani, kaç yıl bunu okudu diyorsun. Niye konuşamıyor? Hani böyle bir çok sıkıntı. Çok kötü var. Yani. Evet. Tabii ki çok şükür hani bizi hani başka ülkeler tarafından hani muhasara altında kalmadığımız için hani ama onların dilini almamamız çok güzel. Hani bir Cezayir, evet. Tunus, tabii. Fas gibi hani maalesef, kendi kültürümüzü, maalesef. Kendi benliğimizi evet. Kaybettirmediğimiz için onlar Mısır durumda. Veyahut evet. Da yani tabii hepsi çok güzel İngilizceyi konuşuyorlar, Fransızcayı konuşuyorlar fakat onlar maalesef muhasara altında kaldıkları için yani kültürlerinden, dinlerinden, her şeyden çok uzak kaldılar. Yani çok şükür biz onları yaşamadık. Bizim zaten Osmanlıca asıl dilimiz, okuduğunuz zaman, gördüğümüz zaman zaten Türkçe. Yani Türkçe'ye çok yakın bir evet. Dil. İçinde çok fazla Arapça kelimeler olsa bile, yazısı Arapça olsa bile ama Türkçe, yani telaffuzu evet. Bir, yani okuduğun zaman anlıyorsun ne demek istediğini. Tabii. Türkçe olarak da. Tabii. Ondan dolayı hani çok şükür biz hani onları yaşamadık. Zaten en azından. Zaten Arapçaya Türkçe de uzak değil. Çok kelimeler var. Çok İç kelime içe. Var. Yani ben Osmanlıca'dan dolayı aslında onlar bize kalmalar. Yani evet. Farsça, Osmanlıca'dan dolayı. Tabii. Bize kalma. Mesela Kadir sıfatı Rabbimizin. Kadir diye bizde isimler vardır. Hani yani çok iç içe çok, geçmiş evet. Birçok kültür birlikte. O evet. Yüzden Allah'a şükür uzak değil birbirine, çok şükür. Türkçemiz evet. De çok güzel ama Arapçayı da mutlaka her Müslüman evladının bilmesi gerekiyor. Şöyle güzel bir suremizi daha dinleyelim mi sizden inşallah? Sure keman yurid Kur'an min Kur'an. İnşallah. Duhan suresi olabilir. Duhan suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu ittaqullah. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kallazina nasallaha fa أنساهم أنفسهم أولئك
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الله razı olsun çok teşekkür ediyoruz Allah razı nasıl olsun. O misal daha indirilseydi değil mi o Kur'an onun haşyetinden o daha parçalanırdı diyor muhteşem neler neler anlattı. Cennet ehlinden, cehennem ehlinden bahsetti. İşte anlamak çok önemli efendim. Gerçekten çocuklarımızın anlayarak büyümeleri çok önemli. Bilmeleri çok önemli. Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Değil mi? Olmaz.
Yani ayette de soruyor ya, hiç bilen de bilmeyen bir yolu. Evet. Ya. Rabbim inşallah hepimize nasip etsin. Peki soralım, şu anda Kur'an-ı Kerim çocuklarına öğretirken nelere dikkat ediyorlar? Tavsiyeleri var mı? Onu da bir soralım. عندما تعلم الأطفال صغار قرآن يعني ماذا تفعلون كيف تعلمون هل يوجد القرآن لابد له من أستاذ ومعلم وهذا العلم يؤخذ بالسند وبالتلقي من شيخ إلى شيخ إلى شيخ حتى يصل إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل الأمين عليه السلام إلى رب العزة والجلال فمن كان له هذه السلسلة العظيمة فهو في خير عظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن فلذلك نعلم الأطفال نبدأ معهم بجزء عما الجزء الأخير جزء الثلاثين طريقة في تركيا غريبة على العرب كثيرا يعني أنا ابني بدأ بحفظ آخر صفحة من كل جزء ثم بعد ذلك يأخذ يعني يبدأون من الخلف إلى الأمام صحيح ثم بعد ذلك يسبرون ذلك نحن لا نبدأ هكذا الأطفال في جزء عما الجزء الثلاثين يعني آخر جزء لأنه لطيف عليهم وهو في قصار الصور يعني يكون كبداية يعني جزء الثلاثين ثم الجزء التسعة وعشرين ثم الجزء الثمانية وعشرين هذا ثم نكمل بعد ذلك ما يسمى ربع ياسين الثمانة أجزاء الأخيرة وهكذا عندنا برامج عديدة لحفظ القرآن منها خمس صفحات كل يوم ينتهي في أربعة أشهر الحفظ Kur'an'ın ilk 30. cüzden itibaren çocuklara öğretmek çok daha kolay ve çok daha evet. rahat yani. Tabii bizim bildiğimiz kısa süreler için, olduğu için. Hani yani. Bizde son cüzlerin sonundan son sayfası olaraktan evet. yapılıyor ama Araplarda tabii ki öyle değil. Onlar 30. cüzden başlıyor. Ondan sonra 30. cüzden başa doğru o şekilde öğreniyorlar cüz şeklinde. En kolay zaten o şekilde küçük sureler olduğundan dolayı kısa orada sureler. Kısa surelerden dolayı sevdirerek başlıyor. Sevdirerek oradan zaten şunu insan bir müddet sonra görüyor. Yani bir 10 cüz sonra 15 cüz sonra kendiliğinden artık beyin otomatiğe bağlanıyor. Daha da hızlı ezberlemeye başlıyor. İlk ezberledikleri gibi zorlanmamaya başlıyor. Evet, evet. Daha da hızlı. Zaten son sureler bu sefer zor da olsa daha hızlı öğrenilebiliyor. Yani onlar o şekilde öğretiyorlar. Bir de şu var, çok akıllıca. Şimdi ben hani bu ilimlerle uğraştığım için tam orada zihin açıcı sureler var. Mesela Alak suresi, Şems suresi akıl nurunu arttırır, Fetih suresi de açar. Şimdi onlarla başlayınca açılım evet, oluyor beyinde. Evet. Ondan sonra öyle gidiyor. Şimdi evet, ben o, de da, o da farklı bir bakış açısı. Bir ışık evet, uyandı. Doğru. Evet, doğrudur belki de. Bende bir ışık açıldı şimdi. Yani 4 ayda bizim programımız var diyor. 4 ayda da hafızlık yaptırtabiliriz diyor çocuklara. Öyle programlarımız var diyor. Maşallah. Yani kendileri o şekilde ezberlettiriyorlar. Yani son yani cüzden tavsiyeleri son cüzden başlayarak 5 sayfa 5 sayfa günde 5 sayfa 5 sayfa evet, veriyorlar. 5 sayfa 5 sayfa. Maşallah. Fi hada barnamaj 5 safhat fi al-yom bi 4 ashhur yantahi al-Qur'an. 5 sayfa günde. Al-barnamaj al-akhar 4 ayda bitiriliyor. Günde 5 sayfa 4 ayda bitiriyor. Al-barnamaj al-thani safhatan fi al-yom yantahi fi sana al-Qur'an. Diğer programları da günde 2 sayfa 1 yılda bitiriliyor. Ve البرنامج الثالث صفحه كل يوم ينتهي في سنتين. Diğer 3. programları da günde 1 sayfa 2 yılda bitiriliyor. Evet, şimdi 2 yılda bitirenler var. 2 yılda bitirenler var, 1 yılda bitirenler var, 4 ayda bitirenler var ama 4 ayda bitirenler için aslında öğretim şekilleri çok kolay. Yani kendileri okuyor ve arkadan çocuğa tekrar ettiriyorlar. Bizim de okuldaki öğretme ezberlettirme şekliniz, stilimiz bu. Yani çocuklar gerçekten çok hızlı bir şekilde öğreniyor. Yani 5 sayfa 5 sayfa. Zaten beyin taptaze, pırıl pırıl. Aynen öyle. Beyin taptaze, pırıl pırıl. Sünger gibi neyi çekiyorsa onu çekiyor yani. Hiçbir şekilde hani çocuğumun beyni yoruldu diye kimse düşünmesin. Yorulmaz sünger yani. Zaten beyin yorulmaz. Nasıl ki akşama kadar o enerjileri bir türlü bitmiyorsa maşallah. Evet, maşallah. Yani enerjileri tavan çocuğu
çocuklarım böyle sabahtan akşama kadar okulda oynuyorlar ve eve gidiyorlar. Evde hiç uyuyana kadar da yine oynuyorlar. Hiçbir şekilde enerjileri bitmiyor. Beyinleri de aynen o şekilde. Çünkü düşünebilecekleri bir hayat kaygısı veyahut da herhangi bir aile sıkıntı kaygısı, yok. Sıkıntı, hiçbir şey yok. Yani bizim çocukluğumuzda da öyleydi. Yani bir sıkıntımız yoktu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Alabildiğimizin en fazlasını alabiliyorduk. Okula gittiğimiz zaman derslerimizi yapabiliyorduk. Çünkü beynimiz tazeydi, her şeyi yapabiliyorduk. Bir de Kur'an okuyanın zihni açılıyor. Yani zeka tabii, daha çok gelişiyor. Tabii. Yani çok büyük etkisi var. Çok büyük etkisi var. Hafızlığın müthiş, özellikle müthiş. Zeka üzerinde çok büyük etkisi var. Müthiş. Yani hafızlık yapmanın... Onuru taşımak. Kesinlikle. Yani ne demek? Yani ne demek? Çok güzel bir şey. Çok tabii ki yani hafızlık çok güzel bir şey. Tabii ki çocuklarına hafızlık yaptırtacak kişiler şunu da mutlaka göz önünde bulundurmalılar. Yani ben bu çocuğa hafızlığı yaptırayım. Hafız olsun da ne olursa olsun ileride kendisi devam ettirir değil. O çocuğu kesinlikle bu yolda devam ettirmesi lazım. Evet. Yani bu o çocuğu kesinlikle bu şekilde büyütmesi lazım. Bırakmaması lazım. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten bu şekilde çocuğu evde de mesela okutmalar, tekrarlar, işte bir özel gün olduğunda çocuğumuzun bu hafızlığının değerlendirilmesi çocuğu daha da şevkli hale getirip daha da ilerletecektir. Tabii yani mesela bazen erkek çocuklarına hafızlık yaptırıyorlar, küçük yaşta yaptırıyorlar ve daha sonra bu ilimle onu büyütmüyorlar. Yani evet, bu ilmi onu kısa kesiyorlar. Evet. Ondan sonra çocuk zaten büyüyor, üniversiteyi bitiriyor veyahut da başka okulları bitiriyor. Ondan sonra zaten aile bakacak, çoluk çocuğa karışacak. Erkeklerin %90'ı unutuyor. Ama kadınların daha büyük şansı var. Kız çocuklarının toplalık daha büyük şansı var. Toplalık içinde okutuyorlar cuma sohbetlerinde. Yok şeyler. Bir de aile hani kurslara da verebiliyor. Devam ettiriyor yani bir şekilde evet, çocuğun. Evet. Hafız çocuğu mesela ilahiyatta devam ettiriyor. Ne oluyor? Çocuk devam ediyor. Daha yani bırakmıyor. Bırakmıyor o ilmi. Ondan dolayı da hani kız çocukları daha şanslı bu konuda hafızlık evet, konusunda. Kız çocukları olanlara %90'ını tavsiye ediyorum ki kesinlikle hafız yapabilirsiniz. İnşallah. Erkek çocuklarına da eğer sonuna kadar gidecekseniz, eğer çocuğunuzu bu yolda devam ettirecekseniz kesinlikle yaptırabilirsiniz. İnşallah. Yani yaptırmaları güzel bir şey. Rabbim nasip etsin. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra inşallah efendim sizlerle birlikte sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Efendim şimdi şöyle güzel bir kulaklarımızın pası, gönüllerimizin pası silinsin mi? Bir ezan-ı Muhammedi dinleyelim mi hep birlikte? Evet, Zekeriya Salih Beyefendi'den hep birlikte dinliyoruz ezan-ı Muhammedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Hayya alassalâ. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Teşekkür ediyoruz. Ay muhteşem. Tabii ezanların birçok çeşidi makamı var. Makamı var. Evet. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı farklı farklı okunuyor. Bize o gece okumuş olduğu ezan daha farklıydı, evet, biliyorsunuz. Yani o kendimi makam hangi makamdı? Kesinlikle şeyde, Kabe'de hissettim o esnada. Çok muhteşemdi. Duyanlar da hep karadan olmuş bizim. Evet. Ne oluyor? Denizin ortasından bir ezan sesi geliyor demişler. Evet. Çok güzel bir ezandı. Tabii ki ortamına göre şimdi bu ezanı okumuş oldu. Yani çeşitli, evet, ezanlar, ezan stilleri var, okuyor kendisi. Çok Allah güzel. Allah razı olsun. O hangi makamdaydı acaba? الأذان الذي يختلف فيه الألفاظ فقط أذان الفجر فيه زيادة حية على الصلاة خير من النوم مرتين أما باقي الأذانات تكون نفس الألفاظ المختلف هو المقام يعني المقام الذي تلوت فيه الآن هذا فيه ثلاثة أو أربع مقامات قل الأصل هو الحجاز القالب العام يعني بعدين أتيت بالبيات حجاز بيات والرصد والكرد. أكون زدت تطر. يعني أربعة في واحد. ركعت وكرد diye dört şey makam varmış. Dört makamdan. O gece okuduğu makamda da acaba bir alabilir miyiz şimdi, ortam olur mu? O akşam okuduğu. Tamam. اللي قرأتم في الليل عندنا هي تريد تقرأون منه كمان. أذان. أذان. في في صلاة العشاء يعني. يعني قصير أقرأ مو كله. نعم. ممكن من قصير. ممكن قليل. أصبح شيء وقسم. في أذان العشاء. في أذان العشاء نرغم بمقام الرست. الرست مقام. المقامات الأصلية هما مجموعة في كلمة صنع بسحرك. ثمانية أنغام أساسية. سكيس ناميدن أوشومش. الأصل هذا. أصله أو شيء. وكل حرف يلمز إلى مقام. صنع الصاد صبا. في تركيا يسموه صباهي. في تركيا يؤذنون فيه الفجر في تركيا. جميل جدا يعني الصبا. صباح. صباح. في الصبا والنهوند والعجم والبيات والسجا والحجاز. والرست والكرد يعني يكون من أربعة لا ثمانية المقام الأصلي ثمانية مقامات ثمانية مقام أربعة ماذا؟ الآن أنا أذنت بأربع مقامات يعني اللي أذنت عنده يوجد أربع مقامات تمام بس يوجد ثمانية مقامات نعم تمام أكمش oldu dört makamlı bir okuyuştu. Şimdi 8 evet. makamlı olanı okuyacaklar. الآن سأؤذن بمقام الرست هذا يحلو في الليل يعني في أذان العشاء. Ha, tamam. جميل جدا. هو مقام شرقي يعني عربي. Tamam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
kafi. Kafi değil ama la kafi. Biraz daha istiyoruz. Biraz daha yapabilir mi? Yani Eda mı? أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Şükran kesiren. Doyamıyoruz ezan dinlemeye. Söyleyelim. Gerçekten çok güzeldi. Hani çok muhteşem. Maşallah, subhanallah, barakallah. Bir telefonumuz var. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Kayseri'den Urdiye Durmaz Hanım efendi. Urdiye Hanım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kulaklarınızın pası silindi mi Urdiye Hanım? Canım benim, çok teşekkür ederim. Her gün hayranınızım zaten. Estağfurullah. TV5 kurulduktan bu yana izliyorum. Allah hepinizden razı olsun, kurucularımdan. Cümlemizden. Bütün geçmişlerimize de rahmet olsun o kurucularımızın geçenlerden. Allah rahmet razı olsun. Ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk bu telefonunuzdan. Allah razı olsun. Ben çok düşüremiyorum. Ben her zaman aramak istiyorum ama düşüremiyorum. Evet. Çok mutlu olduk tanıştığımıza. Zeki Bey'i dinlediniz mi? Ay canım benim, hayran olduğum. Allah selamet versin. Cennette komşu eylesin bizi öylesi insanlarımızla. İnşallah ve maiyetikum beraber. Allah razı olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Ben size teşekkür ediyorum ama daha sonra ben hanımefendiyle görüşeceğim. Numarasını aldım. Tamam, inşallah görüşebilirsiniz. Çok i̇nşallah. Teşekkürler. Allah razı olsun. Bugün ben size teşekkür amacıyla açtım ve hanımefendimden numarasını aldım. Çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Cümlemizden. Biz çok teşekkür ediyoruz. İlginiz için, bu duanız da bize çok güzel bir moral oldu. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun canım benim. Kıyamete kadar. Hayırlı günler. Çok teşekkür ederim. Hadi hepinize Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazan-ı Şerifler. Evet efendim, 0212 alan koduyla 548-3916 numaralı hattımızdan siz de yayınımıza katılabilirsiniz. Ay Urdiye Hanım çok mutlu etti, bizi ne güzel dualar etti. Ben bugün evet, enerjiyle full bir şekilde telefon, devam edeceğim. Telefon almıyordunuz son bölüme kadar. Evet, son bölüme telefon kadar açmayalım dedik. Sohbet çok güzel gidiyor. Yönetmenimiz şimdi açtı telefonları. Telefon edebilirsiniz. 0212 alan koduyla 548-3916 numaralı hattımızdan. Çok mutlu olmuşlar. Vallahi dua evet, ediyorlar evet. Size. Ne kadar güzel. Gerçekten yani yed'ulekum ted'ulekum ya'lemu entum dua. Allah razı olsun. Dua edelim deyince duayla bitirecektik ya, dua mı edeyim diyor. Teşekkür ederim. Türkiye ile ilgili bir kendisinin yazmış olduğu bir ezgisi evet, vardı. Bize, onu isterseniz paylaşalım. Bize güzel bir teşekkür edecek inşallah. Çok güzel bir şey yazmış, kendisi yazmış ama manasını anlamış olsanız çok daha güzel. İnşallah evet. Teşekkür bölümünü anlamak da güzel. Çok güzel. Onu şimdi söyleyelim. Mümkün, teşekkür evet. ederim. Biz de teşekkür edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana menzu ateytu ila Türkiye, ahbabtu hazel beled
وهذا البلد عريق جدا يعني وله تاريخ وهو بلد الخلافة. لذلك كتبت فيه شعرا شكرا لهذا البلد المضياف الذي استقبل الشعب المظلوم السوري، وسائلين المولى عز وجل أن يفرج عن الشام إن شاء الله. الشام واسطنبول يعني توأمان وأخوان كان هذا عبر التاريخ يعني. لذلك كتبت هذه الكلمات ولحنها أخي وأستاذ عبد الرحمن. أقول فيها: تشكر درم تشكر درم تشكر درم تركيا، تشكر درم تشكر درم تشكر درم تركيا، تشكر درم تشكر درم تركيا، دار الخلافة والأدب، أرض الحضارة والطرب، دار الخلافة والأدب، أرض الحضارة والطرب، تركيتي شكرا لك، تركيتي شكرا لك، والشكر من كل العرب. تشكر درم تشكر درم تشكر درم تركيا، تركيا تركيا. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Daha uzun sürüyor da evet. Biraz evet. İki kıtasını söyledi. Burada, hilafet makamı evet, diyor. Evet, evet. Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin tabii ki mazlumlara kapı açması, mazlumlara evet, kucaklaşması. Evet. O yüzden ondan dolayı teşekkür ediyor ve bütün Arapların teşekkürünü sunuyor bu şekilde. Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel, çok, çok duygu verici çok, bir şey. Çok, bizler de bu vesileyle de şunu da söylemek isterim. Hani böyle ay Suriyeliler geldi, şu oldu, bu oldu gibi şeyler söyleyip insanları gerçekten yani yapıyoruz bari bir iyilik. O iyiliğimizin arkasında hani başa duralım. Kalkmayalım. Yani başa evet. kalkmayalım. İşte onlar da böyle, onlar da şöyle İncitmeyelim. Demeyelim. En çok tabii ki hani içlerinde ben kendim olduğumdan dolayı tabii ki hiçbir şekilde hiçbir şeyimiz aynı değil. Çok farklı. Bizim Almanya'ya giden Türklerimizi düşünsünler. Tabii, diğer ülkelere giden Türklerimizi çok düşünsünler. Onlar oralarda tabii. Gurbetlerde neler çektiler tabii, onu düşünsünler. Tabii. Yani o yüzden lütfen gelen mülteci veyahut da buraya gelen misafir yani evet. ensar gibi karşılayalım. Ensar yani gibi, evet. muhacirleri ensar gibi karşılayalım. Ve biz kesinlikle öf demeyelim. Biz dersek diğer insanlar daha fazlasını der. Evet. Biz dersek diğer insanlar hiçbir şekilde kabul etmez. Diğer evet. dediğim hani yabancılara kapalı olan, özellikle onları tabii. istemeyen insanları gruplar, söylüyorum. Evet. Gruplar evet, var. Maalesef, maalesef. Yani o yüzden hani İnanın biz bir öf demeyelim bekliyorlar. Yani. Biz bir gönüllü aileyle, bir ihtiyaçlı Suriye aileyi ziyarete gitmiştik. Yani ne istersiniz diyorum. Siz gelin yeter diyor. Yani hani moral istiyorlar. Yani bir şey istemedi. Halbuki buzdolabında hiçbir şey yok. Siz gelin yeter diyor. Yani moral istiyorlar onlar. Bir güler yüz istiyorlar. Hani kardeşim buradayım dememizi istiyorlar. Kesinlikle. Şimdi mesela evet. Bu insanların hepsinin hemen hemen %90'ının orada çok güzel hayatları vardı. Zaten hani olmayan çoğu kişi gelemedi. Evet, orada kaldılar. Evet. Ama çok iyi hayatları vardı. Bizler gibi yaşıyorlardı. Bizler gibi evet. Yani hayatları çok iyiydi. Tabii ki hani bu savaştan sonra başka bir ülkeye gidiyorlar ve o ülkede tutunmaya çalışıyor tabii, bu insanlar. Destek görmesi lazım. Yani biz işte geldiler, dilencilik yapıyorlardı. Bizim Türkler de dilencilik yapıyorlar. Yani evet. dilencilik yapıyorlar var. Dememeliyiz. Evet, dememeliyiz. Hemen bir izleyicimiz bizimle birlikte. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. İstanbul'dan Nermin Polat Alo. Hanım efendi. Nasılsınız Nermin Hanım? Alo, sesinizi alamıyorum. Nermin Hanım, duyabiliyor Alo. Musunuz? Şu an bizi duyabiliyor musunuz? Alo. Sesinizi alamıyorum. Bir dakika beklerseniz bakıyor arkadaşlarımız. Nermin Hanım. Şu an evet 0212 alan koduyla 548-3916 numaralı hattımıza bekliyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz. Dilenci gibi bakılmamalı. Onlar bizim kardeşlerimiz ki şöyle bir şey anlatıldı. Bir yardım kuruluşuyla birlikteydik. Şöyle dedi beyefendi, kaymakamlıkla bir toplantı yapılıyordu. Sanıyorum İran'dan, tam yanlış söylemeyeyim. Oradaki halk demiş ki biz israf ediyorduk.
geleni horluyorduk, aynı duruma düştük. Sonra Suriyeliler demiş, biz de ülkemize gelenleri horluyorduk, israf ediyorduk. Onlara işte mesela örnek vermiş, şöyle çok dikkatimi çekmişti, yayında da söyledi beyefendi, hatta davet ettim. İşte gelen mesela burası kiralık 500 ise zor durumdalar diye 700'e kiraya veriyorduk diyor. Yani onlar da yapmışlar ve biz diyor şimdi o hale düştük. Allah korusun. Allah korusun. Lütfen, özellikle bu kira olayında yani evet, gerçekten evet. Fatih'te böyle bodrum katını 1,5 milyara veriyor ya 1,5 yani o kadar acı diye, o kadar acı verici bir şey yani. Ki yani evet. Çok acı verici bir şey. Evet, evet. Yani bunu biz bizzat duyduk ve Peygamber Efendimiz olsaydı verir miydi onu düşünmemiz lazım veyahut da Ensar ona bu şekilde mi verdi? Evet. Yoksa Ebu Eyyub el Ensar kapısını mı açtı? Evet. Yani bir hiçbir şey söylemeden. Yani evet. Biz bunları düşünmeden gerçekten hani kuru kuruya Müslüman olunmaz. Evet. Kuru kuruya Müslüman asla olunmaz. Kesinlikle. Kalpten geçmesi lazım. Vicdandan geçmesi paradan lazım bu. Yani. Kesinlikle. Evet. Yani evet. Kalpten, vicdandan ve her şeyden, her halimizde Müslüman olmamız lazım. Kesinlikle bir kıyafet değildir Müslümanlık. Tabii. Bir dış görünüşü değildir. Hareket, tavır bunlardır İslamiyet. Ya da üç kuruş verdim, yardım ettim demek değildir evet. Yani. Niye geliyorlar ki şöyle? Ne yapsın? Orada ölsün mü? Bombaların altında o çocukları her gün zaten paylaşım yapıyorum. Ağlaya ağlaya paylaşım yapıyorum ki benim... Evet. Gördüğümü diğer insanlar da görsün. Görsünler. Hani öyle bir şey. Bir telefonumuz var. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Nermin Polat Hanım efendim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Ramazanınız mübarek olsun. Sizin de öncelikle mübarek misafirlerinize olsun. De hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle Müzeyyen Hanım'ın yaptığı çok büyük bir hizmet. Allah razı olsun kendisinden. Teşekkür ederim. Yalnız benim bir sorum olacak kendisine. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Bayağı bir çıkışında oturuyorum Sultanbeyli'de. Acaba evet. Bu yakada bir eğitim kurumu açmayı düşünüyor mu? Veyahut da bizler nasıl faydalanacağız bu çocuklarımızı eğitmek için? Evet. Güzel bir peki, sorum. Peki teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Allah onlara da güç kuvvet versin. Çok teşekkür hani bu, böyle şeyleri takdir ediyoruz ama destek de çok önemli. Çocuklarımızı vermemiz. Evet. Çünkü biz ne kadar çocuklarımızı verirsek böyle eğitim silsileleri artacağına inanıyorum. Evet. Çok da ihtiyacımız var. Allah evet. Yar ve yardımcıları olsun. Soruma da bir cevap istiyorum. İnşallah bize faydası olan bir cevap olur. İnşallah. Bu yakada da istiyoruz. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de Allah'a... Hayırlı günler diliyorum. Evet. Teşekkür ederiz Anadolu Nermin yakası. Hanım. İnşallah Anadolu yakasında düşünüyoruz. Yani o taraftan çok isteyen var. Hatta bize talep çok ve servis koyun. Oradan buraya servis koymamızı istiyorlar. Fatih'te yerimiz şu anda. Bizim okulumuz butik bir okul. Hani böyle çok büyük bir okul değil. Yapmayı planlıyoruz büyük bir okul. Önce bir verimini görelim dedik. 3 sene oldu. 3. senemizi bitirdik. Gerçekten çok verimini gördük. Şimdi büyük okul yapmayı planlıyoruz. Yine Fatih'te planımızın içerisinde inşallah. Her şeyi tamam. Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda hizmete geçecek. Karşı tarafta da tabii ki yapmayı düşünüyoruz. Fakat öyle zor bir şey ki aslında bu zor iş çünkü bir iş, tabii kolay şöyle değil. Bir şey başlarında çok iyi Arapça bilen birileri olması gerekir bunu yapmak için. Yoksa takibi çok zor. Yani evet. Öğretmenleri sürekli takip etmen gerekir çünkü farklı bir dil öğretiyorlar. Yani tabii. Öğretmeni bıraktığın zaman oturur bir sadece tabii. Ders olarak verir oturur. Öyle değil sürekli faal içerisinde olması gerekiyor. Evet. Tabii öyle birilerini de bulduktan sonra inşallah düşünüyoruz. Tabii açmalıyız çünkü çoğaltmalıyız biz bunları tabii. Diye düşünüyoruz nasip olursa. İnşallah. İnşallah düşünüyoruz. İnşallah. Öyle bir şey Allah kısmetse, nasip ettiği müddetçe. Nasipse inşallah olur. Ama şu an Fatih'teler. İstanbul Fatih'teler. Bunu evet. Hatırlatalım. Evet 0212 alan koduyla 548-3916 numaralı hattımıza bekliyoruz efendim sizleri. Ve tabii önemli olan da ailenin bunu ön plana alması. Yani bir çocuğun bu konudaki kabiliyetlerini geliştirmesi. Yani işte bu çocuktur, küçüktür, yorulur, eder, bilemez, edemez. Bunlara girmemesi lazım. Kesinlikle çocuğumun arkasındayım. Çocuğum bunu yapacak, desteklemesi lazım. Yani bu bununla ilerleyecek. Kesinlikle. Eğer bir insan istiyor ise, yani bunu istiyorsa, çocuğum bu dille yetişsin, dillerle yetişsin istiyorsa... Kesinlikle tam olarak güvenmesi lazım. Gerçekten Allah'ın izniyle kendimizi kanıtladık evet, bu konuda. Evet. Bize güvenebilirler. Çocukların en iyi şekilde, en İnşallah. İyi ortamda tutuyoruz yetiştirecek. Ve yetiştiriyoruz.
Yani ailede arkasında durması lazım. Kesinlikle işte aileler çok anlayamazlar tabii ki, bilmeyen bir aile ne kadar öğrendiğini çocuğunun. Biz onu sürekli böyle gösteriyoruz. Gösterdiğimiz kadarını anlayabiliyor. Ama çocuklar gerçekten çok öğreniyor. Çok ama bırakmamaları lazım. Evet, 6 yaşa geldi. 6 yaştan lazım. Sonra devam ettirmeleri lazım. Bizim hafta sonu kurslarımız devam ediyor bu şekilde. Evet. Çocuklar başka kurslara da götürebilirler. Başka kurslara da götürebilirler. Ama bizimkiler, bizim çocuklarımız o kadar ileride oluyor ki normal Arapça olan okullar dahi bize şunu söylüyor. Yani sizin buradan gelen çocuklar bizim orta son seviyesinde diyorlar. Yani 8. Evet. sınıfın son seviyesinde, o yüzden çocuklar sıkılıyor bizim derslerden diyorlar. Yani başka kurslara gittikleri zaman olmuyor. Çünkü orada gramer vesaire öğretiyor. Bizim çocuklar artık normal konuşuyorlar. Hayatlarının içerisine giriyor. Yani normal bir şekilde oturuyorum, kalkıyorum, gitti. Yani biz şu anda ne konuşuyorsak onu konuşuyorlar yani. O şekilde konuşuyorlar. O yüzden yani başka kursa gittikleri zaman sıkılıyorlar veyahut da okula da gittikleri zaman sıkılıyorlar. Doğru, az geliyor oluyor. Onlara evet. Yani evet. Oradaki şeyler. Maşallah. O yüzden ne hani tavsiyem kesinlikle bırakmamaları lazım. Hani aileler buna devam ettirmeler lazım. Hani biz de olup bitirip de sonra devam ettirmeyen çocuklara çok üzülüyorum. Çünkü aile de hani belli bir şey onlar için hani yol mesafesi veriyor. Ondan tabii. Sonra yani belli emek bir veriyor. Emek veriyor. Tabii. O emekte emeğini boşa ziyan gitmesi. Etmiş oluyor. Evet. Emeğini ziyan etmemesi lazım. Demesi lazım ki ben sonuna kadar özellikle 15 yaşına kadar çocuğu tamamıyla bu üzerinde tutması üzerinde gerekiyor. Tutması lazım. Bir izleyicimiz var. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Kocaeli'den Emine Ataş hanımefendi. Aleykümselam ve rahmetullah Emine Hanımcığım. Nasılsınız? İyiyiz. Sizleri sormalı. Teşekkür İyi. Ediyorum. Kulaklarınızın pası silindi mi? Çok güzel, çok güzel. Evet. Yani çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Buyurun. Ben bir de sizi şunun için de aradım. Bizim de benim oğlumun da bu Kocaeli'de bir halı yıkama ekol dükkanı var. Ekol halı yıkama. Evet. Bizim orada her taraftan yani böyle Pakistan'dan var gelmiş çalışmak için. 3 tane Pakistanlı var. 3-4 tane Suriyeli var. Evet. Onları yatırıyor. Misafir ediyor işte şeylerini, yemek iftarlarını veriyor. Hafız var bir tane. Çok güzel. İşte öyle aradım teşekkür amaçlı. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tabii ki gelen kardeşlerimize destek vermemiz, kol kanat germemiz çok önemli. Allah kabul etsin diyelim. Biz de çok teşekkür Amin. Ederiz. Çok mutlu ettiniz. Allah razı olsun. O Pakistanlıların da ayrı bir şeyi var. Çocuklar böyle garip garip geliyorlar. Böyle bir şey yapamıyoruz diye üzülüyordum ama onlar öyle oldu. Çocuğun dükkanına geldi. Çok seviniyorum ben. Yani İnşallah. Allah kabul etsin. Siz de yardım dernekleriyle ortaklaşa çalışıp onların ihtiyaçlarını giderebilirsiniz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Emine Hanımcığım. Öyle bir şeyler yapıyoruz. O hoca hanıma da çok güzel, çok iyi bir iş yapıyor. Çocuklar Allah küçükken razı olsun. İngilizce, Arapça bunları öğrenmek çok güzel. Vallahi tebrikler, başarılar diliyorum. Allah Hadi razı olsun. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazan-ı Şerifler diliyoruz. Evet, şeyden bahsediyorduk bir telefon gelmesi öncesinden. Buradaki Suriyeli kardeşlerimizden bir şey söyleyecektiniz. Suriyeli kardeşlerle alakalı. أردت أن أقول الحرب تفرز أمراض كثيرة وأنا أوجه الخطاب للشعب التركي الكريم والعظيم إن بدت بعض المشاكل من السوريين فهذا قليل جدا لكن السوريون الآن الحمد لله دكاترة في الجامعة ومستثمرون صناعيون وتجار والرجل السوري يعني هو من يحب العمل يعني وإن كان بعض المشاكل يعني هذا طبيعي في ظروف حرب يعني diyor yani bazen diyor hani şey yapabilir Suriyeliler hani çalışmada sıkıntı çıkartabilirler sıkıntılı olabilirler fakat diyor aslında diyor burada Türkiye'de bulunan birçok zengin hani iş adamı olan birçok Suriyeli var gerçekten de öyle birçok Suriyeli Tabii. hani çok zengin orada hayatını yakın olduğu için Suriyeli gidip geliyorlar bir de Tabii. yani işlerini buradan devam ettiriyorlar aslında hani onların aslında buraya geldikleri götürdükleri kadar getirdikleri de var bakmayın Tabii, onu hani da onu lazım. Da onu da görmek lazım hani hep bizden götürmüyorlar açıkçası onların iş adamları Merter'de mesela bir sürü yer açtılar Tabii. hepsi yurt dışına zaten müşterileri vardı.
Tabii. Türkiye'den şimdi ihraç ediyorlar. Evet, tabii ki. Işlerini. Yani Türkiye'den yürütüyorlar, Türkiye'den iş yapıyorlar. Türkiye'de de yani sadece olumsuz ve fakir ve zavallı olarak görmeyin diyor. Evet. Aslında diyor. Yani bizim doktorlarımız, mühendislerimiz gerçekten de var evet, ve şu anda onlar yani bizde tembelleşmiş olanların yerine onlar giriyor herhalde yapıyor bu işleri. O yüzden hani hep bizi o şekil düşünmeyin diyor. Düşünmüyoruz zaten. Herkes zaten belli gerçekten, yeri. Evet ve onlara bir Ensar Muhacir kardeşliğinde inşallah kol kanat gelelim. Elimizden geldiği kadar ne yapabilirsek yapalım. Çünkü onlar bizim innemel müminine ihvetün kardeşlerimiz. Onu hiçbir zaman unutmayalım. Bu kardeşlik inşallah ölene kadar devam edecek. Rabbim daim etsin diyoruz. Ve duayla, Kur'an-ı Kerim'le bitireceğiz. Son sözlerinizi almak istiyorum. Son bir 3-4 dakikamız. Evet. Son sözlerimiz inşallah biz okulumuzda hocamızla birlikte çocuklara ses dersi, Kur'an ses dersi vereceğiz. Evet, yani inşallah. Bunu isteyen kişiler bize ulaşabilirler. Televizyon vasıtasıyla da ulaşabilirler bize. Ravdah Kis Anaokulu olarak sayfamızda da bulabilirler bizi. Yaz okullarımız var. Yaz okulumuza da hani gelip kısa süreli katılımlar çalışan yapabilirler. Çalışan anneler. Bunları söyleyebilirim. Arapçaya önem verin. Önem verelim. Yani Kur'an'a önem verelim. Çünkü nesillerimiz düzgün gitsin. Evet. Bozuk nesillerimizi düzeltelim inşallah. İnşallah. Onu temenni ediyoruz. Allah razı olsun. Yani çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Vesile oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Emeklerinize sağlık. Rabbim size ve ekibinize güç kuvvet versin inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Evet hocamızdan Kur'an-ı Kerim ve duamızla bitiriyoruz. Efendim sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haklarınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek inşallah bugün güzel bir program oldu bizim için. Sizler için de böyle kulaklarımızın pasının silindiği, yüreklerimizin kabardığı güzel bir gün oldu. Güzel bir Kur'an-ı Kerim ve güzel bir duayla inşallah veda edeceğiz. Yarın görüşene buluşana dek evlerinizden huzur ve bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد شمس النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا فيما بقي منه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان واجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده ميمونا معصوما ولا تجعل فينا ولا من مشاهدينا مطرودا ولا محروما وعد بعوائدك الحسنى علينا رب العالمين اللهم اجعل تركيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين
اجعل تركيا بلد أمن وأمان وسلم وإسلام. اللهم بارك فيها وفي شعبها وأراضيها وحكوماتها يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى المجتبى المنتقى، سيدنا محمد رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الفاتحة.